Jessica ile Kapadokya'da gerçekleştirilen muhteşem kapak çekimini geride bıraktık. Jessica May gördüğümüz en enerjik, en tatlı yıldızlardan. Sabahın erken saatlerinden beri çalışıyor olmasına rağmen bizi kırmayarak sohbetimize katılıyor. Kapak çekiminde her elbiseyi kusursuz taşıyan, ne giyse yakışan güzel oyuncunun günlük hayatındaki favori rengini merak ediyoruz. Evet, benim favorim rengi mavi. Böyle bebek mavisi. Bilmiyorum nasıl denir ama böyle açık maviyi çok seviyorum. Bana çok huzur veriyor. Böyle çok sakin bir renk geliyor gözüme. Giydiğimde huzurlu hissediyorum, bilmiyorum. Güzel Yıldız'ın mesleğe model olarak başladığını biliyoruz. Bu işi profesyonel olarak yapıyor olması acaba Jessica May'in giysi dolabını daha renkli ve çeşitli kılıyor mu? Yani genelde çok sade giyinmeyi seviyorum. Böyle basic. Ama rahat olmam lazım. Rahat değilsem yani benim için olmuyor. Yani ne kadar güzel olursa olsun rahat değilse olmuyor. Genel kanı kadınların alışveriş yapmayı sevdiği yönünde. Alışverişte böyle şey, görmeyi çok seviyorum. Mağazaya girdiğimde saatlerce evet kalabilirim. Hiçbir şey almasam da bakıyorum böyle. Modelleri bakmayı seviyorum, desenleri, farklı tasarımlar. Çok seviyorum. Bir de mankenken çok değişik kıyafetler giyiyordum. Oradan geliyor işte bu görsel şey. Çok para harcamıyorum çünkü daha... Çok basic parçaları alıyorum. Yani sürekli farklı kombiler yapabileceğim parçalar, anahtar parçalar gibi işte yani kot pantolon, deri ceket, bir beyaz tişört, spor ayakkabı gibi şeyler tercih ediyorum. Malum sonbahar mevsiminin içindeyiz. Bakalım Jessica May en çok hangi mevsimi seviyor ve sonbahar deyince aklına hangi parçalar geliyor? En sevdiğim mevsim yaz. Brezilya'da hep sıcak olduğu için. Sonbaharı çok seviyorum burada. Özellikle Türkiye'de, İstanbul'da işte o sokaklar sarı oluyor, o yapraklar falan. O görüntü çok hoşuma gitti. İlk gördüğümde, buraya geldiğimde. Ve sonbahar dediğinde aklıma trench coat geliyor hemen ve yağmur botları. Onları işte böyle bir değişik bir hava yaratıyor. Ve çok kullanışlı bir parça, o da bir anahtar parçası. Up and down, up and down we go. High low, high low we grow. Up and down, up and down we go. Programın başından itibaren takip edenler Jessica May'i kapak çekimindeki muhteşem elbiselerin içinde gördüler. Oldukça iddialı kesimlerle objektife poz veren güzel yıldız acaba romantik parçaları seviyor mu? Çok romantik olduğunu düşünmüyorum. Yani şey daha böyle çok daha pratik parçalar seçiyorum genelde. Daha böyle basic. Çok böyle çiçekli ya da fırfırlı parçalarım yok gardıropta. Stilinde romantizmi tercih etmiyorsun. Peki ya özel hayatında? Ya çok değilim galiba. Eşim daha romantik. Evet, ben daha çok şey yani hiç romantik değilim. Değil yani. Romantik ama eşime göre eşim daha çok romantik yani benden. Hep böyle bir sürprizler yapar, çiçekler, böyle değişik şeyler. Romantizmden bahsediyorken Kapadokya'yı konuşmamak olmaz. Bakalım bu güzel coğrafya Jessica May için ne ifade ediyor? Bence çok romantik bir yer. Yani buradaki havası çok değişik, çok farklı. Renklerden, kokulardan, dokusundan işte hepsi de bir büyülü bir şey var üstünde ve yani çok her şey böyle etkileniyor. O romantik o ortam yaratıyor zaten o doğal olarak gibi geliyor bana yani.
Mara bir peri bahçesine girdiğinde orada bir romantizm var yani. Her köşede, her tarafta var bence. Samimiyeti, güler yüzü ve çok özel röportajları için Jessica May'e çok teşekkür ediyoruz.